Keyifle geçen gebelik sürecinin korku ve merakla karışık belki de en heyecan verici kısmı doğumdan hemen öncesi. Doğum yapılacak hastane seçilmiştir. Her zaman planları uymasa da doğum şekli ve zamanı konuşulmuştur. Anne ve bebeğin kalacağı oda süslenmiş, misafir ikramları hazırlanmış ve doğum fotoğrafçısına talimatlar da verilmiştir. Bir de doğum çantası haftalar önce hazırlanmasına rağmen son kez kontrol edilir. Peki bakalım bu doğum çantasında neler olmalı? Bebeğiniz için hastane çıkış seti dediğimiz içlik, zıbın, tulum, eldiven, çorap, başlık, pamuklu ince battaniye ve bunların yedekleri olması lazım. Tüm bebek kıyafetlerinin hepsi sabun tozuyla yıkanmış ve ütülenmiş olacak. Bebeğin tahmini kilosuna uygun bir bebek bezi. Burada unutulmaması gereken Hangi bezle başlarsak onunla devam edeceğiz. Yani markayı doğru seçmeniz lazım. Çünkü sonradan daha iyi bir marka olsa dahi bebek bezi değişikliği bebekte de sıkıntılara yol açabiliyor. Ağır pişikler görebiliyoruz. Alt temizliği için ıslak pamuk, alt değiştirme şiltesi, pişik önleyici krem, pamuklu ağız mendili. Eve giderken kullanacağınız birazcık mevsimine göre kalınca bir battaniye. Arabada kullanacağınız güvenli bir ana kucağı veya oto koltuğu bu çok önemli araç güvenliği için. Özellikle de sadece anne sütüyle beslemek istiyorsak en önemli adım bence emzik, biberon ya da mamayı lütfen doğum çantanızda koymayın. Annemiz için neler gerekli? Emzirme geceliği mümkünse önden açılabilen, bir adet pijama ya da sabahlık, birkaç tane pamuklu alt iç çamaşırı, emzirme adeti süt yeni, emzirme önlüğü, Gümüş emzirme kalkanları çok kullanışlı oluyor. Terlik, çorap, çıkışta kullanacağınız rahat kıyafetler, bir de bakım malzemeleri, diş fırçası, diş macunu, şampuan, tarak, makyaj malzemeleri, belki kırmızı bir bandana, havlu, peçete, kirli torbası, bir de fotoğraf makinesi. Ve artık doğuma hazırsınız. Doğum şekliniz ne olursa olsun burada en önemli nokta doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeğinizle buluşmak istediğinizi doktorunuza söylemelisiniz. Bu kıymetli saat emzirmenin sağlıklı olarak başlayabilmesi ve anne bebek bağlanması için çok önemli. Altın saat dediğimiz ilk bir saat doğru başlangıcın ilk adımı. Bunu doğal yaşamdan örneklerle anlatayım. Kanguru bakımıyla anlatayım. Bebek kangurlar sadece 2 santim boyunda 1 gram ağırlığında doğarlar ve gelişimlerini annelerinin kesesi içinde tırmanarak tamamlarlar. Kese içerisinde annelerinin memesine tutunarak sütle beslenirler. Burada yaklaşık 7-10 ay geçirdikten sonra dışarı çıkabilirler ve yaşamaya devam edebilirler. Hayatta kalmaları için gereken süredir bu. İnsan yavrusunun da özellikle ilk 3 ay anne ile ten tene temasının olması gerekir. Bu onun Yine hayatta kalabilmesi için gereken ortam sıcaklığı, nem, anne memesinden beslenmeyi ve anne şefkatini sağlayacaktır. Bu nedenle biz hayatın ilk üç ayını aslında dördüncü trimester deriz. Gebeliği üçer aylık 3 üç periyoda bölecek olursak ilk, ikinci ve 3. trimesterin aslında devamıdır bebeğin ilk 3 ayı. Yani anne karnında geçirilse daha iyi olacak olan dördüncü 3 aylık dönem. Tabii mümkün olmadığına göre bunu sağlamanın en doğal yolu kanguru bakımıyla mümkün. Bu yüzden doğumdan sonraki ilk bir saat çok önemli. Kanguru bakımı ne sağlıyor? Bebeğin annesiyle ten tene semasını sağlıyor demiştim. Bebeğin sağlığı ve iyilik halinin devamı için. Anne sütü yapımı ve salınımının artması için, bebeğin vücut sıcaklığı ve nem derecesinin düzenlenmesini, daha düzenli soluk alıp vermesini, sakinleşmesini, stresinin azalmasını, anne-bebek bağlanmasını, bebeğin temel güven duygusunun oluşmasına katkı sağlıyor. Özellikle de erken doğan prematüre bebekler için vazgeçilmez. Kanguru bakımı prematürler için bir nevi aslında küve görevi görüyor. Doğum sonrası ilk bir saat başlayan bu buluşma bebeğin ilk aylardaki huzuru için de çok çok önemli.